Şimdi Türkiye'de bir taviz ve faiz ekonomisi uygulanıyor abi bir süredir. Yani taviz Taviz ve ve faiz ekonomisi. evet abi yani taviz ve faiz ekonomisi uygulanıyor. Tavizleri kime veriyoruz? İşte Arap ülkelerine veriyoruz. Faizleri de Londra'da tefecilere veriyoruz. Şimdi bu Arap ülkelerine hem taviz hem faiz de vermeye başladık bu arada. İşte varlık fonu üzerinden vesaire. Bunları bir tarafa koyalım. Ama Meriç abinin söylediği o ithal odaklı ekonomi çok kritik bir mevzu. Yani mesela bazı mecbur alanlarınız vardır abi. Oralarda kaçınılmazdır bu. Dersiniz ki işte ben petrol üretemiyorum kardeşim. Çin de üretemiyor. Bunu ithal etmek zorundayım dersiniz. Ya da bazı ham maddeleri üretemiyorum. Bunları ithal etmek zorundayım dersiniz. Ama bunları alırsınız, son ürün haline getirirsiniz ve katma değerli olarak satarsınız. O zaman bir problem yoktur bu konuyla ilgili. İşte dünyanın en önemli iki ekonomisi bana göre, yani Amerika'yı dışarıda bırakarak söylüyorum. Bunlardan birisi Japonya, birisi Almanya'dır. Yıllardır dış ticaret fazlası veriyorlar. Onlar da ithalat yapıyor. Onlar da ithalat yapıyor ama bizim gibi ithalat yapmıyor. Şimdi bizim ithalat modelimiz şu abi. Biz arpadan buğdaya, buğdaydan samana kadar tüm ürünlerimizi ithal eder hale gelmiş durumdayız. Ve işin Evet, kötü evet. tarafı bu ithal odaklı ekonomi kurdaki ataklarla birlikte daha da bozuluyor. Bunu kabul ediyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok zaten. Ama kabul etmediğimiz şey, farkında olmadığımız şey ya da fark ettirmek istemediğimiz şey şu. Kur bir neden değil, bir sonuç. Yani ekonomideki krizleri yaratan aslında kurdaki ataklar değil abi. Siz ekonomik modelinizi bozmuşsunuz. İşte 2000 yılında kendi kendine, klişe ya o, hani klişe ama gerçek. 2000 yılında kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden birisiyken onu bile ithalata bağlamışsınız ve bununla övünüyorsunuz. Her şeyle olduğu gibi bununla da övünüyorsunuz. Düşünsenize Rusya'dan buğday almışız. 1928-38 aralığında bu Rusya'ya buğday vererek sanayi tesislerimizi kurmuşuz. Şimdi geldiğimiz nokta burası. Dolayısıyla eğer ithal bağımlısıysanız dolardaki yükselişler evet sizi yıpratır. Ciddi anlamda krize girmenize sebep olur. O nedenle biz krize giriyoruz. Aynı fakirlik de aynıdır aslında. Mesela fakirlik de bir neden değildir, bir sonuçtur. Ülke ekonomisi yanlış yönetiliyordur ve çıktı olarak fakirlik alırsınız. Çok iyi yönetiliyordur, çıktı olarak zenginlik alırsınız. Ama zenginlikle kastım şu değildir yani 3-5 kişinin zengin edilmesi değil, orta gelir düzeyinin zengin edilmesidir. Yani Evet. halk kitlelerinin, büyük kitlenin zengin edilmesidir. 3-5 finansörün, 3-5 müteahhitin zengin edilmesi hikayesi değildir. Şimdi Türkiye'de günün sonunda gördüğümüz hikaye şu. Halkın sırtına her koşulda binmeye devam ediliyor. Halk zaten fakirdi, daha da fakirleşiyor. Halk zaten küçük tasarruflarını kurtarmaya çalışıyordu. Döviz yatırımı yaparak, altın yatırım bile değil bakın, tasarruflarını korumaya çalışan bir halk vardı. Çünkü bir korku var. Çünkü yaşanan tecrübeler var. 1 liradan 3 liraya, 3 liradan 6 liraya, 6 liradan 12 liraya, 12 liradan 18 liraya giden bir kur var. Ve bu arada hükümet sürekli olarak tam tersini iddia ediyor. Ve her seferinde de bir şekilde yanılıyor nasıl oluyorsa. Ve halk da bunu gördüğü için kendisini koruma altına almaya çalıştı. Şimdi buradaki kritik mevzu, bir kez daha aynı noktaya geleceğim. Ya kardeşim, senin niyetin iyi mi değil mi buna bakacaksın. Mesela kuru yükseltmek, Türk lirasını değer kaybettirmek bazen büyük bir avantaj haline gelebilir. Ki belki de onu yapıyorlar dedim ben. Yani hala iyi niyetli düşünmeye çalışıyoruz. Yani üretim ekonomisine geçecekler. Nasıl yapacaklar? İşte gümrük duvarlarını uluslararası anlaşmalarınız nedeniyle yükseltemeyebilirsiniz vergilerle. Ek vergiler uygulamayabilirsiniz. Ama kuru yukarıya çekersiniz, otomatikman gümrük vergilerinizi de yukarıya çekmiş, pardon, gümrük duvarlarınızı da yukarıya çekmiş olursunuz. İthalatı engellersiniz. Aynen Meriç abinin söylediği gibi ikame oluşturursunuz. Yani o malın yerine bir başka malı kendiniz üreterek koyarsınız. Ha, üretemediğiniz mallarla ilgili teşvikler yaratırsınız ve ekonomiyi canlandırırsınız. Bu arada bir anlamda kuru yükselterek para arzı yaratırsınız, piyasaya para sokarsınız, gelir modelinizi yükseltirsiniz. Evet bir enflasyon oluşur, evet tehlikelidir, evet kırmızı bir çizgide yürüyorsunuzdur ama niyetiniz iyi ise bir şekilde bunu oturtabilirsiniz diye düşündüm ben. Ama abi günün sonunda geldiğimiz nokta şu.
Büyük finansörlere para kazandırdık, küçük yatırımcılara gol attık, hadi alay çekelim. Meriç abinin söylediğiyle ilgili tek bir şey düzelteceğim. Haddim olmayarak, yanlış anlamasın lütfen Estağfurullah. beni. Halk halay çekmedi. Halk zurna dinlemedi. Halk eğlenmedi. Halk havai fişek falan patlatmadı. Doğru bir düzeltme. Teşekkür ederim. O Teşekkür ederim. tiyatro, o tiyatro abi, aynı döviz bürolarının önünde fotoğraf çekip bütün gazetelerde yayınlayıp işte bankalara koştular, dövizlerini bozuyorlar demek gibi bir tiyatrodur bu. Hep aynı resimleri görüyoruz. Hep aynı coşkulu insanları görüyoruz ama halkın geneli şu anda çok sinirli, çok kırgın ve iddia ediyorum abi, bak iddia ediyorum. Türk insanının, Türkiye'de yaşayan insanların her şeyle oyna, parasıyla oynama, tasarrufuyla oynama %3, %5 oy kaybı getirecek bu. İddia ediyorum bak. Ters tepecek. Yani bu alkışlar, davul zurnalı kutlamalar falan oy değil, aksine diyorsunuz oy kaybettirir partiyi Aynen artık. öyle abi. Ben öyle düşünüyorum. Göreceğiz önümüzdeki anketlerde. Meriç Ki bence ben... Piyasası ekonomist ama aynı zamanda siyasi parti mensubu. Meriç, sen ne diyorsun peki bu kutlamalar karşısında? Şimdi bu doğru. Ben yani yandaşları çıktı sokağa. Partililerini saldılar ama işte öyle bir ne diyelim söylerken halk dedik. Evet, vatandaş öfkeli, gerçekten öfkeli. Çıkan tabii bir avuç troll veya işte kendi yandaşları. O düzeltme için ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi ilk günden beri bizim söylediğimiz şey şu. Şimdi bakın, bu ama daha önce de bunun çok örneği var. Şimdi bu olayda Türkiye'de 450 milyar dolar dış borç var dedik. Bu dış borcun aşağı yukarı yarısı veya yarısından biraz fazlası bankacılık kesiminin ve Türk özel sektörü, yani özel sektör derken de büyük firmaların, yani TÜSİAD'ın temsil ettiği büyük firmalara ait. Şimdi kurun böyle birdenbire 18 liralara, 17 liralara gelmesi bankacılık sisteminin üstünde ve özel sektör üstünde çok ciddi bir de yarattı, baskı yarattı. Zararlara yol açmaya yol açtı. Hatta yani iflas zilleri çalmaya başladı. Şimdi Cumhurbaşkanı ey TÜSİAD sizin cibiliyetinizi dedi, böyle bir de böyle bir mola verdi orada, bir es verdi. Yani arkasından gelen fiil de ne olacağını herkes biliyor. Biliyorum dedi. Türevleri dedi. Ertesi gün kalktı işte o bankaları ve cibiliyetini bildiği şeyin büyük patronları kurtaran bir karar aldı.